Burada biz Trakya Demokrat Makine Mühendisleri oluşumu olarak TUMOP Makine Mühendisleri Odası'nda 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek 12. Olağan Genel Kurul öncesi yönetim yarışı kızışıyor. Mevcut Başkan Mehmet Efe'den sonra Trakya Demokrat Makine Mühendisleri oluşumu da yönetime aday olduklarını açıkladı. Gizli oylamayla başkan, başkan vekili, sekreter ve sayvandan oluşur ve diğer 3 düz yönetim kurulu üyesinden oluşur. Odada gerçekleştirilen açıklamaya önceki başkan Aziz Avukatoğlu'nun yanı sıra Erhan Yönel, Edirnelilerin yakından tanıdığı isim Gürkan Güneser, Murat Yönel, Burak Kerim Tünay, Murat Muranlı ve Fatih Çimen'le birlikte Trakya Demokrat Makine Mühendisleri oluşumunu destekleyen çok sayıda mühendis katıldı. Adaylığını açıklıyoruz. Açıklamada ilk olarak söz alan Aziz Avukatoğlu, seçime belirli bir başkan adayıyla girmediklerini, liste olarak gireceklerini ifade etti. Yönetmeliğimize göre başkanlık yönetim kurulu seçildikten sonra ilk toplantıda yapılacak gizli oylamayla başkan, başkan vekili, sekreter ve sayvandan oluşur ve diğer 3 düz yönetim kurulu üyesinden oluşur. Bunun için bizim listemiz var. Fakat bizim başkan adayıyla girmedik. Çünkü kimin seçileceği belli olmadığı için girmedik. Bu da dayatma bir liste değil. Gerçekten hep birlikte çalışacağımız bir liste. Herkesin kabul göreceği bir listeyle yönetim oluşturmak ve kendi arasında da kendi yürütme kurulunu oluşturacak bir yönetim kurulu olsun istedik. Trakya Demokrat Makine Mühendisleri oluşumu adına basın açıklamasını Erhan Yönel okudu. Yönel, odanın Edirne Şubesi'nin Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz ve Keşan temsilcilik alanlarında bulunan üyelerle birlikte yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Biz insanı, emeği, doğayı, barışı temel alan, emekten ve halktan yana anti-emperyalist, yurtsever, demokratik bir anlayışla yola çıktık. Ülkemiz sanayisinin bitirilerek ranta dayalı ekonomik politikaların yaşama süre geçirilmesi, ulusal kaynaklarımızın ve doğamızın talan edilmesine, sosyal devletin tasfiye yaşama geçirilmesine, ulusal kaynaklarımızla birlikte her türlü tasfiyenin yok edilmesi, kamu denetiminin zayıflatılmasına, meslek alanlarımızı ve saran işsizliğe, gelir bölüşümündeki adaletsizliğe, meslek uygulama alanlarımızın daraltılmasına, anti-demokratik uygulamalara, kısaca halkımız ve ülkemiz aleyhine şekillenen tüm politikalara karşı ülkemize, bölgemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma kararlılığında olacağımızı belirtmek isteriz.